Sevgili seyirciler, şimdi kameralarımızı Marsilya Başkonsolosluğumuza çeviriyoruz. Başkonsolosumuz Deniz Erdoğan Barım, Marsilya'da yaşayan Türkleri bakın nasıl anlattı. Sevgili seyirciler, bu hafta Marsilya'dayız. Marsilya'daki ilk durağımız Türkiye Başkonsolosluğumuz. Yanımızda Başkonsolos Deniz Erdoğan Barım hanımefendi var. Şimdi kendisinden burada yaşayan Türklerle ilgili bilgi alacağız. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. İsterseniz önce biraz sizi tanıyalım. Ben Marsilya Başkonsolosu olarak bir yıldır burada görev yapmaktayım. Daha önce bakanlıkta çeşitli dairelerde, pozisyonlarda çalıştım. Fransa'da Paris Büyükelçiliği'nde görev yaptım. İtalya'da görev yaptım ve Çin'de görev yaptım. Konsolosluk sınırları içinde 70 bin kadar Türk yaşadığını biliyoruz. Konsolosluğumuza kayıtlı olanlar 40-45 bin olarak mevcut. Buradaki Türklerle sık sık bir araya gelmeye, mesafelere rağmen buluşmaya gayret gösteriyoruz. Buna ayrıca önem veriyorum. Siz bir kadın başkonsolosunuz. Türkiye'nin resmi kurumlarındaki görev sayınıza baktığınız zaman aslında çok da fazla değil bildiğim kadarıyla sayınız. Acaba bir erkek başkonsolosla kadın başkonsolos arasında bir fark var mı sizce? En azından hani konsolosumuz bünyesinde baktığınız zaman bir fark oluyor mu sizce? Fark görmüyorum. Şöyle tabii... Hani kadın eli değdiği zaman böyle bir başka olur deriz ya. Hanım olmak, erkek olmanın bazı tabii taşıdığı özellikler var. Belki iletişim açısından daha rahat diyaloğa geçebiliyorlar bizlerle. Fakat görev anlamında Türkiye'yi temsil etme görevimiz, bulunduğumuz makam her zaman aynı ilgiyle ve saygıyla karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımızın burada imkan varken çifte vatandaş olmalarını destekliyoruz. Türk vatandaşı olmak çok gurur verici. Bunda hepimiz tartışmasız hemfikiriz. Fakat Fransa'da yaşıyorsanız, geleceğinizi burada planladıysanız, burada da sizin hakkınızda alınan kararlarda bir katılımınız olması şart. Ayrıca ülkemizi de ilgilendiren konularda Türk toplumunun varlığıyla Türkiye'nin de çıkarlarının savunulması söz konusu. Dolayısıyla ben Türk vatandaşlarını burada vatandaşlıklarını almak suretiyle daha sonra seçmen sandıklarına oy kullanmak üzere kendilerinin kaydolmalarını gönülden destekliyorum. Bunun sonuçlarını kendileri de avantajlarını göreceklerdir. Acaba Marsilya Konsolosluğu çerçevesinde bulunan Türk vatandaşlarımız daha çok hangi işlerle uğraşıyorlar? Fransa genelinde de olduğu gibi inşaat sektöründe çalışıyorlar. Bir kısmı tekstille uğraşıyor. İthalat, ihracat diyebileceğimiz gıda üzerine ticarethaneleri mevcut. Hem iyi yerlere gelmiş Türk iş adamlarımız da var. Aynı zamanda işçi olarak uzun yıllardır çalışan bireyler de mevcut. Peki iş adamlarımızın sayısına baktığımız zaman yeterince var mı sizce? Bu sayının arttırılmasına gayret gösteriyoruz. Olanlar bizim gurur kaynağımız. Ama bizim için hiçbir zaman yeterli değil. Türkleri biz en iyi yerlerde görmek istiyoruz. İş kurmak isteyenler ya da burada iş yapanlar gelip size danışıyorlar mı? Ya da onlarla nasıl bir kontağınız oluyor ki iş adamlarımızla? Onların kendi işlerini daha iyi iyi yerlere getirebilmeleri ve büyütebilmeleri için nasıl bir alışveriş oluyor aranızda? Buradaki iş adamlarımıza öncelikle Fransız makamlarıyla iyi ilişkiler tesis etmelerini öneriyoruz. Çünkü faaliyet gösterecekleri, yerleşecekleri yer Marsilya. Biz de bu konuda kendilerinin yani iş adamlarımızın burada görünürlüğünü sağlamak için her görüşmemizde, temaslarımızda kendilerinin faaliyetlerini ön plana çıkarmaya gayret gösteriyoruz. Bunun dışında bünyemizde bir de ticaret ateşeliğimiz olduğu için bireysel başvuruları da sektör bazında yanıtlamaya çalışıyoruz. Bölgenizde yaşayan Türklerin eğitim seviyelerine baktığımız zaman, okuyan gençlerimizin sayısına baktığımız zaman neler söylersiniz bu konuda? Yani yeterince okuyor mu buradaki gençlerimiz? Gençlerimiz şöyle, tabii ilk jenerasyon buraya gelen, Fransa'ya gelen ilk dalga, ilkokul mezunu.
ikinci jenerasyon ortaokul, lise. Ama bu durum hala bu şekilde devam ediyor. Genellikle gençlerimiz ortaokul, meslek liseleri seviyesine geliyorlar. Buradaki Türk gençlerimizin eğitimini nasıl teşvik ediyorsunuz? Bu konuda neler yapıyorsunuz? Öncelikle çocukların, bu 0-5 yaş grubu çocukların iyi yetişmesine destek sağlamak üzere annelerin eğitimine ağırlık vermeye çalışıyoruz. Kadın kolları, okul aile birlikleri vatandaşlarımız arasında, dernekler içerisinde kurulmasına büyük önem atfediyoruz. Bu toplantılar sırasında burada başarılı olmuş gençlerimiz var. Hatta biz onlardan bir 40 kişilik bir grup kurduk. Burada okuyup belli iş sahibi, meslek sahibi olabilmiş kişilerden çok gurur verici bir grubumuz var. Peki biz biraz Marsilya'yı dinleyelim sizden. Nasıl bir şehir, Türklerin buradaki durumu nedir? Diğer milletlerden, hangi milletlerden insanlar yaşıyor? Biraz bilgi alabilir miyiz sizden bu konuda? Marsilya bir göçmen şehri. Fransa'nın ikinci büyük şehri olma özelliğine sahip. En büyük toplum Cezayir, Fas, Tunus'a ait. En az toplum da galiba Fransa kökenler değil mi? Fransızlar. Marsilya'da tabii bu kesim aynı zamanda Fransız vatandaşı. Çifte vatandaşlığa müsaade ettiği için Fransız devleti. Ama Fransız, gerçek Fransız diyebileceklerimiz azınlığa düşmüş olduklarını da söyleyebiliriz. Türk toplumuna gelince Marsilya merkezli, yani görev bölgemizin dışında Marsilya şehrinden konuşuyorsak burada 4-5 bin Türk yaşıyor. Bunlar merkezde değil, civar periferi tamir ettiğimiz bölgelerde daha çok yaşamlarını sürdürüyorlar. Efendim çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Kolaylıklar diliyorum size. Aynı şekilde çok teşekkür ediyorum.